Şimdi namazın nasıl kılındığı, abdestin nasıl alındığı, iç farzlar, dış farzlar bunların her birisi ilmihal kitaplarında, fıkıh kitaplarında geçiyor. Ama toplum bunları biliyor. Bunları bilmesine rağmen çok ciddi manada bir namaz problemi var. Nerede o zaman sorun? Demek ki başka bir şey bilmiyor toplum. Namazla ilgili bilinmedik. Başka bir mesele var. Nedir o? Ne için namaz kılması gerektiğini bilmiyor. Şimdi biz bazen ne için namaz kılması gerektiğini bilmeyen birisini yakalıyoruz. Ne diyoruz biz ona? Namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl, namaz kıl diyoruz. Ama adam da çok büyük başka bir eksik var. Ne için kılması gerektiğini bilmiyor. Yani adam da altyapı yok. Biz neyi yapmaya çalışıyoruz? Üst yapı yapmaya çalışıyoruz. Peki bu namazın altyapısı dediğimiz nedir? Ne için kılması gerektiğinin sebepleridir. Bu sebepler dolarsa sonuç olan namaz da ortaya çıkacaktır. Öyle değil mi? Şimdi demek ki toplumda namaz kılmayanlar namazın nasıl kılınacağını birçoğu biliyor. Bilmese de artık internet çağındayız. Çok kolay bir şekilde 10 dakikada öğrenir insan bunu. Ama neyi bilmiyor? Sebeplerini bilmiyor. Ne için kılması gerektiğini bilmiyor. Yani nasıl bir Allah'ın huzuruna gidecek namazda? Allah Allah. Bunları bilmiyor değil mi? O Allah'ı yeteri kadar tanımamış. O Allah'ın icraatını yeteri kadar keşfedememiş. Bir cümle var ya hadis olarak işitmişim. Ne diyor? Ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Seni bilinmesi gerektiği kadar bilemedim. Ey bilinmesi gereken diyor. Demek temel problemimiz nerede bizim? Namazın altyapısını bilmiyoruz değil mi? Kim emretmiş? Nasıl bir Allah bu namazı emretmiş? Allah Allah, bir insan bilse ki Allah'ın emrettiği namaz bugün toplumun huzursuzluk, problemler, tükenmişlik sendromu, ilahir, başına gelen bütün musibetlerin tard edileceği bir gıda barındırıyor. Der ki ya Rab, sen benim ruhuma böyle bir gıdayı, böyle bir ikramı, böyle bir hediyeyi nasıl verdin? Ben bunu hak eden bir kul bile değildim deyip koşarak namaza gider. Ama altyapısı bilinmediğinden dolayı, kimin huzurunda durduğumuz, ne mana ile durduğumuz bilinmediğinden dolayı insanlar bir türlü namaza iştahlı bir şekilde gidemiyorlar. Ya öyle oluyor değil mi? Yani bugün siz herhangi bir dışarıda işinizi hallettirmeye gitseniz, bir alışverişe gitseniz, bir lokantaya gitseniz, bir berbere gidip otursanız, oradaki bir arkadaşın namaz kılmadığını öğreniyorsunuz. Bak hayret edecek bir şey. 50 lira için sana bir saat ayırıyor değil mi? 50 lira için bir saat ayırıyor, toplam namazın süresi bir saat ediyor, Allah'a ayırmıyor. 50 lira kadar da mı kıymeti yok namazın? O kadar da kıymeti yok. Neden kıymeti yok? Altyapısı bilinmediğinden. Kimin huzurunda olduğumuz bilinmediğinden, o namazın nasıl kılındığı değil, ne için kılındığı, o içini doldurma makamı bir türlü çözülmediğinden dolayı adam 50 liraya bir saat birinin huzurunda duruyor, ayakta bekliyor ya. Bir öğretmen bir saat ayakta ders anlatır değil mi 50 liraya? Bir berber tıraş eder ayakta bir saat boyunca değil mi? Bir kasiyer saatler boyunca belki 50 lira için ayakta kalır değil mi? 50 lira için dünyada bu kadar şeyini feda ederken bir saat ya, bir saat namazı Allah için feda edemiyorsun. Koskoca namazların 50 lira kadar da mı kıymeti yok senin için? Demek ki yokmuş. Niye yok? Niyesi bilinmediği için yok. Allah'ın var olduğunu bilmek yeterli mi? Yeterli mi namaz için? Yeterli değil. Bizim Allah'ı tanımamız, yani o varlık sahasının içini de doldurmamız gerekiyor. Bizim problemimiz tam burada. Biz Allah'ı hakkıyla keşfedemedik. Allah Azze ve Celle'yi hakkıyla tanıyamadık. Kalbimizden gece gece söyleyemedik. Diyemedik ki ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Seni hakkıyla tanıyamadım, bilemedim, ey bilinmesi gereken diyemedik bir türlü. Bunu diyemediğimizden dolayı namazımızın da ağzı yüzü kırık kaldı. Diğer sair ibadetlerimizin de, bizde olması gereken Müslümanca ahlakların her birisinin kaşı gözü kırık kaldı. Köşede öksüz, yetim kaldı maalesef. Bir insan şu dersleri alsa, kainatın varoluş sebebinin namaz olduğunu anlasa. Bu arada mübalağa etmiyorum ha. Yani bir insan dese ki imandan sonra kainatın varoluşunun en mühim sebebi namazdır. Bakın bu insan hiç abartılı bir cümle söylemiş olmaz. Bir insan bu hakiki manayı anlasa, anladıktan sonra ne der biliyor musunuz? Benim varsa namazım, yoksa namazım. Geri kalan dünya işlerinin her birisi angarya teferruat der. Yani bir adam bir vakit namazını kılsa, ondan sonra oturur böyle gülümseye gülümseye ölümü bile bekler. Ben namazımı kılmışım. Ben Rabbimin huzuruna gelmişim. Ben zaten onun huzuruna ebedi gitmek için can atıyorum. Ölüm de neymiş? Benim için bir davet eder. Bilmiyoruz ama. Altını, manasını hiçbir şekilde dolduramamışız. Çünkü bu asrın bir hususiyeti dinden geçmek adet olmuş. Dünya işinle din işin sıkıştı mı? Neyi satalım?
Din işi aman canım ucuz demişiz. Öyle oluyor değil mi? Mesela bir insanın işiyle namazı çakışsa o insan da namazı tercih etse. Etraftakiler ne diyor? Ya deli misin ya? Namazı ne yaparsın? Kazaya bırakırsın. Bu iş bir daha gelir mi ya? Bu fırsat kaçar mı diyor değil mi? Allah Allah. Hayatı kazan. Aldığın nefesi dirhem dirhem Allah yaratıyor. Senin kazanabileceğin tek şey ahiret olması lazım. Kazanılacak bir hayat yok ortada. Yaşanılacak bir hayat var. Kazanılacak tek şey ahiret. Ama öyle olmamış değil mi? Allah Allah. Sen namazı kazaya bırak. Dolmuşta bile öyle olmuyor mu? Affedersiniz. Bir ihtiyaç için duruyor. Namazı ihtiyaç olarak, manevi ihtiyaç olarak görmüyor. Adam durmuyor ya. Şehirler arası seyahat ettiğiniz zaman. Ne kadar üzücü ya. Namazın bir ihtiyaç molası kadar da mı kıymeti kalmamış? Maalesef kalmamış. Niye kalmamış? Namazın kaç rekat olduğunu biliyoruz. Namazın iç dış farzlarını biliyoruz. Demek bilmediğimiz başka bir şey var. Biz namazın altyapısını bilmiyoruz. Namazın içinde barındırdığı derin manaları bir türlü bilmiyoruz. Öyle öyle. Bak muhabbet et yani gün içerisinde herhangi birisine gel. Herhalde he de bir de o gün dünya işleri güzel gidiyorsa. Nasılsın birader de iyiyim der. İkinci soru şunu sor. Ahireti sor. Bari birileri sorsun. De ki ona namazın var mıydı de. Namazım yok diyor. Ebe birader senin namazın yok. Senin dininin direği yıkılmış. Sen nasıl iyi oluyorsun ya? Dinin yıkılmış senin. Direği yıkılmış. Yaşayabilecek ortada bir din kalmamış. Namaz yoksa Allah'ın huzuru yok yani. Anlıyor musun? Namaz bu kadar büyük bir makam. Yani bir insanın namaz kılmaması için ya aklı çıkacak ya canı çıkacak. Başka bir sebep yok yani. Sen ne yapıyorsun? 50 lira için bir şey yapacaksın ya orada. Bir saati 50 liraya satıyorsun. Namazın yok ve hala iyi olduğunu zannedebilecek kadar gafilsin. Ya öyle öyle. Geçenlerde muhabbet ettim de öyle bir arkadaşla. Önce böyle bir şey demeyeyim dedim yani. Çünkü bir insanı daha tanımadan birinci görüşte değil mi? Bazen bir şeyler söylediğinde aksülemel olabiliyor. Başladı ben şöyle merhametliyim, böyle iyiyim. Kimsenin hakkını yemedim, hukukunu yemedim. Şöyle böyle baktım kendisini. Toplumun içerisinden çıkardım. Mükemmel adam yaptı. Toplumu da böyle yeriyor sürekli. Sen dedim hiç hak yemedin mi dedim. Yemedim dedi ya. Değil mi bak? Bak bu cümleyi çok duyarsınız ha. Biz kimsenin malını yememişiz. Ekmeğinde gözümüz yok. Namazın var mı birader dedim yani. Böyle samimi gördüğümden soruyorum dedim. Namazım yok dedi. E dedim sen Allah'ın hakkını yemişsin. Senin başka yiyebilecek bir hesapta hakkın yok ki. Allah'ın hakkı yenildikten sonra Allah aşkına biz neyin hakkını konuşuyoruz ortada? Kainatın sahibinin hakkı yenilmiş. Başka hakların bununla aşık atması mümkün mü? Söz konusu mu? Ama bu kadar gafletteyiz, bu kadar sıkıntıdayız. Maalesef, maalesef, maalesef. Yani meseleyi o kadar hafife almışız, varlık sebebimizi unutmuşuz. O yüzden 5 serilik namazın manası, ibadetin manası dersini yapmamız şart. Çünkü namazın dışını, şeklini, cesetini, maddesini çoğu arkadaş biliyor. Bilmese bile zeki 10 dakikada internet, doğru mu? Ama manasını bilmiyoruz, manasını. İçini doldurmamışız. Doldurmadığımızdan da ne oluyor? Kimileri namaz kılmıyor, kimileri de haşa böyle suhre gibi değil mi? Böyle aceleyle kılıyoruz ya. Ya Rab al şu namazı da hadi ben de gideyim. Öyle demiyor muyuz ya? Şu namazı da bir aradan çıkarayım geliyorum. Öyle oluyor mu? Kainat namaz için dönüyorken o namaz nasıl aradan çıkan bir şey olur? Gafletimiz had safhada. Bunu da kırmak için tek elimizdeki silah nedir? Şu manevi iman dersleri. O yüzden çok ciddi almamız lazım. 9. sözde Üstad Hazretleri 5 parçada anlatacak. Çok derin manalar var. Çok derin manalar var. Yani bu zamana kadar ruhumuzun en çok ihtiyaç hissettiği manalar olabilir. Bu manaları 5 farklı ders içerisinde işleyeceğiz. Bugünkü dersimiz namazın manası olacak. Buyurun başlayalım. Bismihi Subhanehu. Sözler. 9. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. Ve lehul hamdu fissemavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Rum suresi. Ey birader! Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Soru şu. Biz namazı neden 5 vakitte kılıyoruz? Toptan kırsak olmaz mıydı? Bir de sabahın olmaz saatinde kalkıyoruz ediyoruz. Neden böyle vakit vakit serpiştirilmiş? Öyle değil mi? Toptan kılsak, biriktirip kılsak, haftanın bir günü kılsak, sadece o zaman ayırsak olmaz mıydı? Soruyu anladınız mı? Soruyu anlamamız lazım. Namazın 5 vakitte kılınmasının çok derin manası ve hikmetini Üstad Hazretlerine sormuşlar, evet. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Şimdi burada hikmetini anlatacak ama bilmemiz gereken bir şey var. Şimdi ibadetler iki çeşittir. Birisi taabbudi. Yani yaptığımız işlerdeki mantık noktasına bizim aklımız yetmez. Taabbudi deniyor buna. Mesela öğle namazı nasıldır? 4-4-2 doğru mu? Neden 4-4-2? Taabbudi. Biz bunun sebebi hikmetini bilmiyoruz. Bu tür ibadetlere nasıl ibadet diyoruz?
taabbudi ibadet diyoruz. Bir de ibadetlerde makulül mana var. Ne demek oluyor bu? Yani ibadetlerin altında hikmet var. O hikmeti de bizim bilmemiz belki maslahatlı olabilir. Anladınız mı? Şimdi Üstad Hazretleri bu risalede namazın beş vaktinin makulül mana şeklini anlatacak, hikmetini anlatacak. Ama o namaz hikmeti için kılınmayacak. Ne için kılınacak? Sadece Allah Azze ve Celle emrettiği için kılınacak. Anladınız mı? Şimdi mesela namazın altında hikmetler vardır, bir de illet vardır. İllet nedir? Allah'ım sen emrettin. Hikmet nedir? Bize faydaları, maslahatlarıdır. Şimdi bir insan günlük namaz kıldığında bütün eklemleri çalışıyor. Fiziki olarak ciddi bir aktivite oluyor mu beş vakit namaz? Oluyor. Şimdi biz beş vakit namazı bizim fiziğimize yarasın diye bu hikmetinden ötürü kılabilir miyiz? Olmaz değil mi? Biz eğer hikmetinden dolayı namaz kılıyoruz desek başka biri de der ki ben fitness yapıyorum. Sizin yaptığınız hareketlerden daha güzelini yapıyorum. O zaman bu daha hikmetli der. Demek ki biz hikmetini bilebiliriz. Makulül mana denilen meseleyi bilebiliriz. Ama sebebi asla bunlar değil. Sebebi nedir? İlleti, ya Rab sen emrettin. Senin emretmen benim yapmam için yeterlidir. Biz şimdi namazın altındaki manasındaki bu makulül mana denilen meseleyi inceleyeceğiz. Evet. Evet. Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi. Bekle. İnkılap ne demek? Değişim. İnkılap başı ne oldu? Değişimin başı. Kainattaki bütün değişimler neye denk geliyormuş? Namazın vaktine. Bak bak olaya bak olaya. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kainatı yaratmaktaki asıl amacı nedir? Kendisini tanıttırmak. Bak bir de bu kainatı yarattığı hadiseler içerisinde bir ne varmış biliyor musun? İnkılap başı varmış. Birden bakıyorsun gece gündüze dönüyor. Birden bakıyorsun gezegenler seyran ediyor. Birden bakıyorsun mevsimler değişiyor, yıllar değişiyor, günler değişiyor. Bak inanılmaz inkılaplar değil mi bunlar? Hayret edecek inkılaplar var. Şimdi bu inkılapların her birisinin başına ne koymuş Allah Azze ve Celle? Namazın bir vaktini koymuş. Allah Allah. Yani ne oluyor biliyor musun? Şimdi biz sabah uyanıyoruz ya. Ne diyoruz? Aman sabah oldu diyoruz. O öyle bir şey değil işte. Bütün kainat o sabah olması için Allah'ın emrinde seyran ediyor. Yani çok ciddi, hayret verilecek bir faaliyet var ortada. Onun başına da namazı koymuş. Ne yapmak istiyor Allah? Kendini tanıttırmak istiyor. Bir inkılap başına koymuş mu? Koymuş. O inkılap başında açtın gözlerini. Bu muazzam faaliyeti tanıdın. Tanıdın mı? Tanıdın. Tanıdıktan sonra ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Neyle? Hayretle, muhabbetle. Bu muazzam inkılapları teşekkürünü etmek için, hayretini bildirmek için secdeye gitmen lazım. Bu yüzden kainattaki bütün inanılmaz inkılapların başına Allah Azze ve Celle neyi koyuyor? Namazı. Şimdi bir cevap oldu mu? Başta ne diyordu? Ya bu namaz neden bir anda olmuyor da beş vakitte oluyor? Olmaz. Çünkü bütün inkılaplar bir anda olmuyor, tedricen oluyor. Ve Allah Azze ve Celle bütün inkılapların başına namazı koymuş. Hayretini, Allah'ın kusursuzluğunu ve Allah'ın büyüklüğünü ve verdiği nimetleri git. O namazda ne yap? Ya Rab ben bunlara şahit oldum, sana ilana geliyorum deyip secde et istiyor. Bak bak bak. Nasıl oldu mu güzel cevap? O zaman şöyle bir soru sorsak. En güzel namazı kim kılar? O inkılapları en çok kim okuyabilirse, o inkılabın içinde Allah'ın ikramını en çok kim üzerinde hissedebilirse, en çok kim hayret edebilirse namazı da en güzel o kılar. Ya bak çok ilginç mana değil mi? Bak namazı neden ya Rab serpiştirdin? Çünkü serpiştirdiğim her bir baş bir inkılap başı. Sen o inkılapları seyredeceksin. Tesbih taneleri gibi o gezegenleri, yıldızları nasıl çevirdiğimi göreceksin. Güneşi direksiz tepeye nasıl koyduğumu, her sabah uyandığında sana aynı anne babayı nasıl verdiğimi, hala ciğerlerine havayı nasıl doldurduğumu göreceksin. Bak bunların her birisi bir inkılap başı. Orada hayret edeceksin ve tam onun başına o hayretini bana ifade edebilmen için namazı koydum. Ya namazı vermeseydi? Ya Rab ben bunları sana nasıl ifade edeceğim, nasıl teşekkür edeceğim, azametini gelip sana nasıl haykıracağım bilmiyorum. Bunların haykırmasının en önemli yolu da ne? Namaz, namaz. Bak şimdi kainat namaz için var. Bak burayı çok iyi anlamamız lazım. İmandan sonraki en mühim meseleyi konuşuyoruz. En mühim meselenin manasını konuşuyoruz. Bugün namazın maddesini değil, manasını konuşuyoruz. Şimdi çok büyük bir fabrika düşün, araba fabrikası. Araba fabrikasının bütün şubelerinin çalışmasının amacı nedir? Ne çıkarmaktır? Araba çıkarmaktır. Boya yeri var mı? Var. Amacı ne? Araba çıkarmak. Kaput yeri var, teker yeri var, vites yeri var. Amaç ne? Araba çıkarmak. Kainatın tamamının çalışmasının tek bir sebebi ne biliyor musunuz? Kainat insanı, insandan namazı mana olarak ortaya koyması. Bak kainatın çalışma sebebi. Cansızlar var, görevlerini yapıyorlar. Bir daraltalım, bitkiler var. Daraltalım, hayvanlar var. Daraltalım, insanlar var. O insanların içerisinde daraltalım, ibadetlerini yapanlar var. Daraltalım, o ibadetlerin içerisinde de o ibadetlerin sert ağacı namaz var. Bak üstad diyor ki namaz
bütün ibadetlerin fihrist sesi diyor ya. Yani bir insanın yaptığı bütün ibadetlerin kalitesini nereden anlarsın? Namazından anlarsın. Peki o namazın namaz olması için Allah Azze ve Celle de seni hayretleriyle tahrik edebilmek için, verdiği nimetlerle tahrik edebilmek için her bir namazı bir inkılap başına koymuş. Öyle mi? Öyle. Nasıl maddi ihtiyacını Allah Azze ve Celle periyotlara bölmüş? Yani ben bugün yiyip bir hafta tok kalamam. Aynen öyle manevi ihtiyaçlarını da en güzel şekilde al diye bir inkılabın başına koymuş. Nasıl mana? Nasıl mana? Namaz neden beş vakit? Bak bak olayı görüyor musun? O vakit dediğinin her birisi bir inkılap başı. Çok hayret edilecek bir olay ya. Devam edelim mi? Mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi, yansıması olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı. Cümleye dikkat. Bir daha oku o cümleyi. İki vakitten başla. Bak bak çok dikkat et cümleye. İki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. İki vakit ortasında nimet veriyor mu sürekli? Veriyor mu? Bak niye veriyor? Ben senin şükrünü tahrik edeyim diyor. Siz bir sobaya odunu niye sürekli atıyorsunuz? Ateşini tahrik etmek için. Allah Azze ve Celle iki vakit ortasında ne veriyor sürekli? Nimet, 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 nimet. O vaktin başında da diyor ki verdiğim nimetleri gel bana hayretle göster diyor. Onların şükrünü iki vakit ortasında bana ilan et diyor. Namaz neymiş yani? İki vaktin ilanatıymış her bir vakit. Şimdi mesela sabah namazına kalkıyorsun. Sabah namazıyla yatsı namazı arasında hangi nimet var? Buyurun uyku nimeti var. Şimdi uyku dediğimize hiç nimet gözüyle bakmıyoruz değil mi? Siz hastaneye gidip uyumak için anesteziye kaç para veriyorsunuz? Tonla para veriyorsunuz. Allah Azze ve Celle sizi gece vakti uyutuyor, eviriyor, çeviriyor, bir de ne yapıyor? Uyandırıyor. Şimdi sen gece sana verilen uyku nimetini nasıl ödeyeceksin? İnkılap başını bulacaksın. Onun inkılap başı neresi? Sabah namazı. Sabah namazı gideceksin. Ya Rab, uyku nimetin için bile sana teşekküre geldim. Diğer nimetlerini saymaya gücüm bile yetmiyor diyeceksin. Allah Allah. Namazı kılmak buysa, namazı kılmamak nedir? Bir insan birbirine sadece sözlü mü kabalık yapar Emrah? Lisanıyla da yapabilir mi? Mesela namazı kılmamak lisan olarak bir kabalık olabilir mi? Olabilir. Namazı kılmak şükürlerin ifadesi ise kılmamak nedir? Ne nimeti ya? Ne nimeti? Bana sanki nimet mi verdin de ben sana teşekküre geleyim diyorsun ya. Namazı kılmamanın altında yatan olayı görüyor musun? Bir insan birbirine sadece sözlü kabalık etmez. Bazen hareket ve tavırlarıyla denebilir. Sen Allah'a kulluğunu nasıl sunmuyorsun? Namaz kılmayarak ne nimeti ya? Ben 50 lira için ayakta dikilirim, adamın etrafında dönerim, kafasını keserim, yüzünü bilmem ne yaparım. Ama toplam bir saat senin huzuruna gelmem ne nimet veriyorsun bana? Çocuğu sen mi verdin? Hayatımı sen mi verdin? Bu güzellikleri, bu gözü sen mi verdin bana? Demiş oluyor bir insan lisanı haliyle. Subhanallah. Namaz kılmamak ne demek ya? Bakın gerçekten kainat namaz için dönüyor. İmandan sonraki en mühim ameliyeyi konuşuyoruz beyler. Yani imanın bile göstergesinin ne olduğunu konuşuyoruz desek inanın eksik konuşmuş olmayız. Allah Allah. Buyurun devam edelim. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için 5 nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. 1. nükte. Cümleyi çok iyi dinlemeniz lazım. Çok iyi dinlemeniz lazım. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Bakın işte toplumun bilmediği yere geldik. Namazın en derin manasını. Tesbih, tazim, şükür. Bu üç kelime bugünkü dersin ana konusu ama ondan önce bir şey konuşmam lazım. Bir şeyin maddesi mi önemlidir, manası mı önemlidir? Manası önemlidir. Madde ne için vardır? Mana için vardır. Şimdi benim maddem cesedim mi? Manada ruhum mu? Hangisi hangisi için var? Benim cesedim yani maddem ruhum için var. Benden al ruhu. Cesedimi ne yaparsın? Kokmasın diye gömersin ya. Benim cesedim hiçbir şey yapmaz. Demek ki bir şey manası için var. Maddesi için değil. Bak benim cismim ne için var? Ruhum için var. Benim bu cesedim ne biliyor musun? Ruhun alet çantası. Şimdi bizim ruhumuz gayb aleminden doğru mu? Ama şu an şehadet aleminde iş görüyor. Ruh diyor ki benim şehadet aleminde bazı şeyleri görmem, koklamam, duymam için bazı aletlere ihtiyacım var diyor.
Neydi ceset? Alet çantası. Diyor ki ben şu alet çantasından gözü takayım ki şehadet alemini göreyim diyor. Allah Allah. Şu alet çantasından beyin takayım ki bu alemi düşünebileyim, akledeyim diyor. Ben şu şehadet alemini duyabilmek için kulak takayım şu cesetten. Bak alet çantasından madde çıkarıyor ya, malzeme çıkarıyor. Şu kulağa takayım ki ben bu şehadet alemini göreyim diyor. Yani buradaki asıl espri ruhta mı o zaman, cesette mi? Asıl espri ruhta değil mi? Şu ceset dediğin ne biliyor musun? Ruhun alet çantasından başka hiçbir şey değil. Şimdi namazın da bir harekatı var. Bir de neyi var? Ruhu, yani manası var. Şimdi sizce hangisi hangisi için? Namazın, amelinin, cesetinin tamamı aslında ruhu ve manası için. Buna ispat nedir biliyor musun? Ayette diyor ki فَبَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ, yani yazıklar olsun o namaz kılanlara diyor. Sadece ameliyle bu iş çözülseydi Allah Azze ve Celle bunu söylemezdi. Demek ki amelini yapmış adam ama içeride bir şey eksik bırakmış. Bakın eksik olan ne biliyor musunuz? Birazdan hep bu üç kelimeyi konuşacağız. Tesbih, tazim, şükür. Yani olayın şöyle olması lazım. Biz ayetleri ezberleyip, namazın usulünü ezberleyip kıldığımızda bu iş bitmiş olmuyor. Biz içeriye bu manayı dolduracağız. Daha sonra bu mana buradan taşıp tezahür edecek. Ya Rab sana nasıl bu hayretimi ilan edebilirim diye daha sonra da bizim namaza durmamız lazım. İnanın sahabelerin hayatı ve namazı tam bu şekilde bir namaz. Miraç hadisesine kadar, yani Mekke'nin ilk 11 yılına kadar namaz kılıyorlar 2 rekat ama namaz farz değil. Peki Resulullah aleyhissalatu vesselam 11 yıl boyunca neden emretmemiş o namazı? Neden emretmiyor? Demek ki önce namazın ruhunun inşa edilmesi gerekiyor. Ne zaman namazın ruhu inşa edilmiş? Tesbih, tazim, şükürle daha sonra da namazın cesedi ilan edilmiş. Peki ne demek bunlar? Tesbih, tazim, şükür ne demek? Tekrar edeyim, namaz bir ifade şeklidir. Biz içindeki manayı konuşuyoruz. Çünkü içindeki mana dolmadan o ifade anlamsız kalıyor. Tesbih demek Allah'ı bütün kusurlardan uzaksın demektir. Biz bunu hangi kelimeyle ifade ediyoruz? Sübhanallah diyoruz. Bak namazda da çok kullanıyoruz. Sübhaneke diyoruz mesela, öyle değil mi? Sübhansın sen ya Rab diyoruz yani. Bu tesbih oldu. Tesbih, Sübhanallah oldu. Bir de tazim var. Yani Allah'ın azametini, büyüklüğünü ilan var. Peki biz bunu hangi kelimeyle ifade ediyoruz? Allahu Ekber kelimesiyle. Ya Rab sen o kadar büyüksün ki ifade edemiyorum. Hayretimden çatlayacağım anca bu kelimeyi buldum diyorsun. Bir de ne var? Allah'ın verdiği nimetler karşısında eziliyorsun, büzülüyorsun, mahcup oluyorsun. Bunu ilan etmek istiyorsun, şükrünü vermek istiyorsun. Ne oluyor? Bu sefer de elhamdülillah diyorsun. Bakın bu üç kelime çok elzem. Tekrar edelim. Tesbih, Allah'ın kusursuzluğunu ilan etmektir. Sübhanallah diyoruz. Tazim, Allah'ın büyüklüğünü ilan etmektir. Allahu Ekber diyoruz. Şükür, Allah'ın nimetlerine karşı mahcubiyetin ifadesidir. Buna da elhamdülillah diyoruz. Tesbih, tazim, şükür. Tesbih, tazim, şükür. Bakın niye insanların namaz kılamadığını konuşuyoruz. Bakın 3 tane ham madde olmadığı için fabrikadan namaz çıkmıyor. 3 ham madde. Namazın manası bu üçüymüş. Ve şu an bir namazınıza hayal edin, sürekli zikrettiğiniz 3 mesele bunlar. Bak şimdi, bunların dilden dökülmesi için bir insanın ne yapması lazım? Buyurun. Hayret etmesi için ne yapması lazım? Tanıması için ne yapması lazım? Namaz kılması için ne yapması lazım? Tefekkür etmesi için ne yapması lazım? İman etmesi için ne yapması lazım? Kainat kitabını okuyacaksın. Sen kainat kitabını okumadan Allah'ın büyüklüğünü nasıl anlayacaksın? Nasıl anlayıp Allahu Ekber diyeceksin? Yani bizim Allahu Ekber diyebilmemiz için önce o manayı yaşamamız gerekiyor. Nereden yaşayacaksın? Kainat kitabını okuyup Allah'ın büyüklüğünü idrak edeceksin. Ya Rab, bu gezegenleri, yıldızları tesbih gibi çeviriyorsun. Bu nasıl bir kudret? Bu nasıl bir güç? Allahu Ekber diyeceksin. Senin Allah Azze ve Celle'ye Sübhanallah bütün kusurlardan eksiksin diyebilmen için ne yapman lazım? Kainat kitabını okuman lazım. Kainat kitabındaki kusursuzlukları gördükten sonra Ya Rab sen kusurlardan uzaksın, arisin, münezzehsin diyesin ve ancak o şekilde Sübhanallah manası çıksın ortaya. Sana verdiği nimetleri kainat kitabından, evinden, kendinden, bunlar da kainat kitabı. Bunların her birisi bir okunacak sayfa. Buralardan idrak edemedikten sonra neden elhamdülillah diyesin? Bakın bu bizim çok büyük bir problemimiz. Namazda dedin mi elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah? Niye dedin? Niye diyorsun yani? Subhanallah demen için bir mananın ortaya çıkması lazım. O manayı da kainat kitabından okuman gerekiyor. Allah Allah. Bakın bunları tek tek tekrar ele almam gerekiyor. Çünkü tam problemimiz burada. Ben kainat kitabını okumadıktan ve hayret etmedikten
Allah'ın kusursuzluğuna şahit olmadıktan sonra namazda niye Subhanallah diyeyim? Sorum tam anlaşılıyor mu? Benim o ameli yapmam için amelin ruhuna ihtiyacım var, manasına ihtiyacım var. Nedir o mana? İşte o mana Subhanallah'ın manası, o mana tesbihin manası ancak kainat kitabından okunabilir. Ya Rab, kainattaki bu kadar faaliyet kusursuzsa bu faaliyetleri yaratan da kusursuzdur. Ben buna karşı sana ancak Subhanallah ile ifadede bulunuyorum. Öyle demiyor muyuz? Bak Sübhaneke'yi okuyoruz. Aynı manayı demiyor muyuz? Sübhane Rabbiyel Azim demiyor muyuz? Sübhane Rabbiyel Ala demiyor muyuz? Biz burada ne demek istiyoruz acaba? Ya Rab, ben kusursuzluğuna şahit oldum. Nereden şahit oldum? Kainat kitabından kendime bakarak, evime bakarak, ayağımın en ufak parmağına bakarak bile ben hayret ediyorum bu kadar kusursuz nasıl yaratılabilir diye. Aklım almıyor, çatlayacak oluyorum. Çatlamayı vazgeçip sana ancak bunu ifade edebiliyorum. Sübhanallah diyorum. Bir insan bu hayreti yaşarsa bu şekilde ifade etmek için nereye koşacak? Namaza koşacak. Bakın beyler, meselenin özünü birlikte anlamamız lazım. Namazın bu üçü yok. Tesbihi, tazimi, şükrü yok namazın. Bunlar olmadığından, bu sebepler olmadığından sonuç olarak da namaz ortaya çıkmıyor bir türlü. Namazda Allahu Ekber diyoruz. Neye diyoruz? Şu kainattaki gezegenleri tesbih tanesi gibi çeviriyorsun. Bu nasıl bir kudret? Ya Rab, hiçbir şeyin böyle bir şeye kudreti yetmez. Ben bu büyük gücü gördüm, bu sonsuz gücü gördüm. Bunun karşısında ne yapıyorum? Siz büyük bir güç görseniz ne yaparsınız karşısında? Ne yaparsınız? El pençe durursunuz. Kimin karşısında el pençe durunur? Bir büyüklüğün karşısında el pençe durunur. Bakın namazdaki ameliyelerimizin manasına bakın. Namazda kafayı kaldırmak mekruh mu? Mekruh. Niye mekruh? Çünkü bu kadar büyüklüğün karşısında bir kulun hayretinden bir ifade yapması uygun değil. Böyle bir büyüklüğün karşısına, büyük bir makama gittiğimizde bile el pençe dururken, kainatın sahibinin huzurunda bir insan nasıl kafasını kaldırabilir? Anlıyor musunuz inceleri? El bağlıyoruz yani namazda. Niye el bağlıyoruz? Büyüklüğün karşısında insan el bağlar ancak, öyle değil mi? Şimdi bu mana seni tahrik etmeden namazda Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedik. Gerçekten size samimi geliyor mu? Gelmiyor değil mi? Bunların demek ki manası olacak, manası bu amelleri doğuracak. Bakın sahabe efendilerimiz için 11 yıl farz kılınması beklenmiş. İnceyi görüyor musunuz? Allah Resulü Aleyhisselam 11 yıl neyin dersini vermiş? Bu manaların dersini vermiş. Önce ruhu inşa etmiş, altyapıyı yapmış. Daha sonra ortaya cesedi, namazın kendisi, ameliyesi, fiiliyatı çıkmış. Üst yapı ondan sonra üstüne gelmiş. Bakın çok ince bir mana. Başka hangi kelime kaldı? Elhamdülillah kaldı değil mi? Namazda diyor muyuz bunu? Fatiha'yı okurken ne diyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz. Neden böyle diyorsun? Ya Rab, o kadar nimet verdin ki. Şu uzayan saçım ama sabit kalıp uzamayan kaşıma kadar. Her birisinin sebebi hikmetini gördüm. Bir tek gözümü kainatta bana verebilecek yokken sen bana iki tane verdin. Bunca nimetin karşısında sana hamd etmekten başka hiçbir yol bulamıyorum demedikten sonra alemlerin Rabbine hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun. Ağzımızdan böyle gırtlak ağası gibi, ses sanatçısı gibi boş boş şeyler dökülüp duruyor sadece. Demek Allah Azze ve Celle bizi namazda nasıl görmek istiyor bak. Bu manaları bir kulun yaşamasını istiyor. Hangi manalarda? Tesbih, yani Subhanallah, tazim, yani Allahu Ekber, şükür, yani Elhamdülillah. Bir kul bu manaları yaşadıktan sonra ne olur biliyor musun? Tam o secde halini alır mahcubiyetten dolayı. Allah Azze ve Celle bizi tam bu halde görmek istiyor. Mahcup etmek istiyor Allah Azze ve Celle bizi. Ama böyle insanın insana yaptığı mahcup değil. Bu kadar nimeti vereni ancak mukabelede o mahcubiyetle bulunabilir. Çok ilginç bir mesele. Şimdi Allah bizi günah işlemeyen kullar yaratabilir miydi? Yaratabilirdi. Ama bizim yazgımızda var değil mi günah işlemek, hata yapmak? Neden var bunlar? Çünkü Allah Azze ve Celle bizi dergahında mahcup görmek istiyor. Pişman halde görmek istiyor. Bakın bunlar ne biliyor musunuz? Tevhidin en büyük basamağı bunlar. İnsanı kamil olmanın en büyük altyapıları hayret etmek, mahcup olmak, en büyük hatana karşı sürekli pişman olmak. Yani dergaha bu şekilde girmedikten sonra ağzı yüzü kırılmış, dökülmüş bir namazı veriyoruz. Acele bir şekilde böyle tavuk gibi kılıp kalkıyoruz. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Allah Allah. Demek ki bizim namazın amelinden önce ruhumuza bu manayı almamız lazım. Bu manayı alacaksın. Bunun ifade şeklini namazda Allah Azze ve Celle'ye karşı sergileyeceksin. Üç kelime anlaşıldı mı? Biraz belki hatırda kalması zor olur diye çok tekrar etmek istiyorum. Bu üç kelime nedir? Namazın neyidir Ömer? Namazın manası. Bakın ruhu bu üç kelime. Bak bunlar olmadı mı namaz nesiz kalıyor? Manasız ve ruhsuz kalıyor. Cesetten ibaret kalıyor bak. Nedir bu üç kelime? Tesbih. Yani Allah'ım sen kusurlardan münezzehsin. Sübhanallah. Tazim.
Ya Rab sen sonsuz büyüklüktesin. Allahu Ekber. Şükür. Ya Rab verdiğin nimetler karşısında mahcubum. Elhamdülillah. Ne kadar ince manalar değil mi? Üstad Hazretleri manaları açıyor. Buyurun birlikte bakalım. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek. Nasıl istiyor? Nasıl Subhanallah diyelim? Kavlen diyeceksin. Ağzında söyledin. Fiilen diyeceksin. Bunu fiilen nerede söyleyebilirim? Namazda söyleyebilirim. Bak şimdi kainata bakıyorsun. Ya Rab kainatı böyle tam yaratan haşa hangi kusur üstünde olabilir? Mümkün mü? Mümkün değil. O zaman sen kusurlardan münezzehsin diyorsun. Bak kainata bakıp şaşırman gerekiyor. Tekrar edeyim. Kainat kitabını okumayanın bu manaları eksik kalır. Çünkü Allah'ın yarattığı cismani ayetlerdir onların her birisi. O cismani ayetleri okuyacaksın. Kur'an'daki diğer ayetlerle uyuştuğunu görüp böyle hayret edeceksin. Şimdi bakıyorsun yuvarlak bir top yerküreden kopmuş, karanlıkta kalmış. Adı dünya. Allah Azze ve Celle demiş ki ben bu dünyaya bir misafir göndereceğim. Misafir için ne yapayım dünyayı? Süsleyeyim demiş. Bak kapkaranlık bir top küre. Nasıl süslüyor? Üstüne böyle atmosfer tabakası, cam fanus gibi çekiyor mu? Gelinlik gibi giydiriyor onu. İçine ciğerime uygun oksijeni koyuyor mu? Koyuyor. Süslüyor mu? Çiçekten halılarla, derelerle, ırmaklarla, kuşlarla, cik cik öten kuşlarla süslüyor mu? Süslüyor. Yetiyor mu? Yetmiyor Allah Azze ve Celle için. Bir de tutup oraya lamba dikiyor. Güneş diye bir lamba dikiyor ve o güneş ne yapıyor biliyor musun? Yeryüzündeki bütün bitkileri, meyveleri pişiriyor bir de. Kirazını kızartıyor. Allah Allah, elmanı yeşertiyor. Limonunu ekşitiyor, isotunu acıtıyor. Bunlar yetiyor mu? Yetmiyor. Gecelerini de süsleyin deyip yıldızları diziyor. Ya şimdi bu kadar kusursuz faaliyetler içerisinde bir kul çatlar çatlar. Allah da diyor ki çatlama. Sübhanallah de bana diyor. Ama nerede? Bu manayı yaşayıp namazda gel namazda. Çünkü o namazların her birisi birer inkılap başıdır. Ben bu faaliyetleri anla diye tam oralara koydum diyor ya. Allah Allah. Şu manaya bakar mısın namazdaki ya? Böyle bir mana olur mu namazda ya? Devam edelim mi? Çok hayret verici meseleler. Hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek. Şimdi neyine karşı biz Allahu Ekber diyoruz? Kemaline karşı. Kemal ne demek? Kusursuzluk demek. Şimdi bir insan Allah'ın kusursuzluğunu, büyüklüğünü anlarsa o dergaha nasıl gider biliyor musunuz? Dilenci gibi gider, dilenci gibi. Şimdi bir gün sizin karşınıza iki dilenci gelse. Birincisi giymiş takım elbiseyi. Ağzında bir tane puro. Böyle rahat rahat yürüyor. Versene diyor benim oradan paraya ihtiyacım var diyor. Şimdi bunun dili ihtiyacım var diyor ama hali, fiili ihtiyacım yok diyor. Siz böyle birisine yardım eder misiniz? Etmezsiniz. Başka birisi geldi mahcup, boynunu bükmüş, kapıya böyle dayanmış. Cümle söylemesini beklemezsiniz, gider omuz olursunuz. Sizde neden bu hissiyat varsa Allah Azze ve Celle de aynı bu hissiyatla bizi o dergahta istiyor. Yani bize bu yöntemini gösteriyor. Biz nasıl böyle bir dilenciyi istemezsek karşımızda Allah da huzurunda büyüklüğünü anlamış diye ifade eden ama halinden anlamamış olan birisini huzurunda bu şekilde istemiyor ya. İstemiyor. Nasıl istiyor? İki büklüm istiyor. İki büklüm şekilde benim dergahıma geleceksin diyor. Şimdi bazen bir çocuk durumu olmayan bir baba bile olsa basıyor feryadı. Baba ben bu oyuncağı isterim diyor. Babası en son ne yapıyor o feryada karşılık? Tamam oğlum tamam diyor. Ciğerimi satarım yine de sana alırım diyor. Bak Allah bize burada yol gösteriyor işte. Bunlar Allah'ın ayetleri. Nasıl geleceksin kapıma diyor. İsteyerek, nasıl isteyerek, ölene kadar isteyerek. Ya Rabbim bahtına düştüm. Sen bana yardım et. Senin kapından başka kapı bana huzur vermiyor demek yani. Şimdi bir ressam bir sergi açsa sergisinin kapısında bekler. Niye bekler? Çıkanların hayretini, teşekkürlerini almak için. Biz kainatın da sergi olduğunu biliyoruz. Allah Azze ve Celle kainat kitabında yarattığı bu serginin karşılığında bizden ne istiyor? Bunun karşılığındaki hayreti, kemali, kusursuzluğu Allahu Ekber lafzıyla ona ifade etmemizi istiyor. Allah Allah. İşte bunlar olmadığı için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tavuğun mama yediği gibi böyle yem yediği gibi namaza eğilip eğilip kalkıyoruz. İçi bomboş. Acele namaz kılıyoruz acele. Acele. Ağzı yüzü kırık bir namaz kılıyoruz. Al işte namazınmış dercesine. Hiç denir mi öyle ya? Haşa. Hiç denir mi öyle? Aceleyle bir namaz kılıyorsun. Kainatın çalışma sebebi namazken sen o namazı aşağılıyorsun ya. Şu namazı da aceleyle kılayım da şöyle atayım. Artık ne olacaksa olsun diyorsun ya. Hiç denir mi öyle ya? Kainatın sahibinin huzurunda böyle denir mi ya? Allah Allah. Çok ilginç. Devam edelim mi? Hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen elhamdülillah deyip şükretmektir. Neye karşı elhamdülillah diyeceğiz? Cemaline. Cemaline yani güzelliğine karşı. Siz Allah Azze ve Celle'nin zatının güzelliğini biliyor musunuz? Gördünüz mü? Evet. Görmedik. O zaman nereden göreceğiz Allah'ın güzelliğini? Sanatından.
sanattaki güzelliklere bakacağız, diyeceğiz ki ya bu sanat güzelse fiil de güzeldir. Bu sanatı ortaya çıkaran fiil de güzeldir diyeceğiz. Daha sonra fiillere bakacağız, diyeceğiz ki bu fiiller güzelse bu fiillere ait esmalar, yani isimler de güzeldir diyeceğiz. Daha sonra bu sistemi çözdükten sonra diyeceğiz ki bunların tamamının sahibi olan zatın kendisi sonsuz güzeldir diyeceğiz. Bak olayı görüyor musun? Nereden anladık? Yine kainat kitabını okuduk. Yani dostum şu kainat kitabını okuyup hayret etmeyen bir insanın, Allah'ın cemalini, güzelliklerini görmeyen bir insanın namazda o manayı yaşaması mümkün değil. Şimdi anlıyor musunuz? Üstad Hazretleri en zor şartlarda bile gecesini gündüzünü neden yeşilliklerin içerisinde geçirdiğini şimdi biraz daha anlıyor musunuz? Allah Allah. Demek bu manaları okuyup Rabbine karşı namazını muazzam bir şekilde eda etmek için Üstad Hazretleri bunu yapıyormuş. Bak bir de ne diyor? Bunları kalben ifade edeceksin diyor. Bence çok kilit bir kelime. Nasıl ifade istiyor bu elhamdülillahı? Kalben. Şimdi bir insanın kalbinde ne olup olmadığını anlayabilir miyiz? Anlaşılır ya. Fıçıda bal varsa ne sızar? Bal sızar. Sirke varsa ne sızar? Sirke sızar. Demek ki insanın kalbinde namazın manası varsa dışarıya amel olarak namazın kendisi sızar. O manalar da bu üç kelimeden doğacak işte. Tesbih, tazim, şükür kelimelerinden sızacak. Şimdi siz büyük bir zatın huzuruna girseniz, o zat da dese ki ne istiyorsun benden, ne bileyim ver işte bir şeyler dese. Ne olur o adam? Tek alacağı belası olur. Bizim işte namaza duruşumuz böyle, ne istediğimizi bilmiyoruz, altyapısı yok. Hayallerimiz yok, dualarımız yok. Sorsanıza etrafınızda. Allah'tan ne istiyorsun cümlesinden sonra bir cümle söyleyecektir. Mesela ben bazen söylüyorum arkadaşlara, gençlerin imanını takviyede bulunup imanımı kurtarmak. Nasıl yapacaksın bunu dediğimde altyapı yok. Bizim dualarımız da böyle. Altyapısız, bomboş. Hiç tahayyül etmemişiz, hiç tasavvur etmemişiz. Allah'tan böyle içli içli istememişiz ama arabanın motor sayısına kadar biliyoruz. Beygir sayısına kadar biliyor, öyle istiyoruz ama ahireti öyle istemiyoruz. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Başta da onu dedik ya. Ma arafnake hakka marifetke ya maruf. Seni hakkıyla bilemiyoruz. Ey bilinmesi gereken bizim problemimiz burada. Şimdi size yıllardır bir yerden hediye geliyor. Rolex saat geliyor, Lamborghini geliyor, yatlar, katlar, villalar geliyor. Aradan biraz zaman geçiyor, bir duyuyorsun Almanya'daki dayından gelmiş. Çıldırır insan, çıldırır. Ne için çıldırır? Bir imkanım olsa da bunların her birinin toplu teşekkürünü yapsam diye. Doğru mu? Daha sonra da duydunuz dayınız Almanya'dan uçağa binmiş, Türkiye'ye gelecek. Neyi beklersin? O dayımı karşılamayı beklerim ya. İster misin ya, dayım da gelecek ama benim işim var. Ne kadar işim varsa atarsın çöpe. Şimdi bir dayının verdiği hediyeler için bir insan ya bu hediyelerin bari bir kez teşekkürünü yapayım diye fırsat kollarsa. Şu kainata gözünü açıyorsun, dağlar, taşlar, anneler, babalar her birisi senin için ve tam sana göre yaratılmış. Yahu yoktan yere beni yaratan bir de bu nimetleri yaratmış. Kimdir bu zat, ben nasıl teşekkür edebilirim diye insan deli divane olur mu olmaz mı? İşte olduktan sonra ortaya namaz doğuyor, anlıyor musunuz? Gene sıkıntı nerede? Allah var demek yetiyor mu? Yetmiyor, yetmiyor. Tanımak ve bilmek gerekiyor. İman budur, budur. Tanımak bilmektir. Anlamıyoruz. Bir türlü bu iman derslerinin önemini gerektiği yerine koyamıyoruz bir türlü. 50 lira için saatleri satıyor adam. Şu mesele için hiçbir şeyini feda edemiyor bir adam ya. Allah Allah. Çok ilginç. Devam edelim mi? Demek tesbih ve tekbir ve hamd namazın çekirdekleri hükmündedirler. Bak şimdi çekirdek nedir? Ağacın programı. Yani ağacın içerisinde ne çıkacaksa nerede kayıtlı? O çekirdekte kayıtlı. Neymiş namazın çekirdeği? Tesbih, tazim, şükür. Bu üçleme olan üç çekirdekten doğru toprağa ekilirse, uygun koşullarda güneş verilirse, sürekli iman suyu içeriden verilip tahrik edilirse, cesetini kırarsa yani kabuğunu kırarsa bu üç çekirdek, ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz? Miraç manası çıkıyor. Hayret ediyorum. Biz hala zannediyoruz ki Miraç yılda bir gün. İnan öyle değil. Müminin namazıyla her anını bu manayla doldurmasının adı müminin miracıdır biliyor musunuz? Namazda orayı, o ufku yakalamamız icap ediyor bize. Bir gün düşündüm. Dedim ki yahu ben namazda böyle Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber bunları söylüyorum da. Yahu Allah sonsuz yahu. Bize bu kadar ikram vermiş. Bu üç tane mana yeterli olur mu diye çok düşündüm. Çekirdeği güzel beslersek yeterli olur. Nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi ben Elhamdülillah dedim. Salonda da takribi 100 kişi var diyelim. Yüzünüze birden demiş oldum mu? Hepinizin kulağına girdi mi bu kelime? Girdi. Yani normalde size tek 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 yakalamam gerekiyordu. Ama öyle bir niyetle sizi bir arada yakaladım ki nuraniyet sırrından, sözler öyle değil mi? Elhamdülillah dedim, yüzünüzün birden kulağına girdi. Bak bir dedim, çekirdek birdi. Kaç meyve verdi? 100 meyve verdi. Şimdi sen kainat kitabını okuyup her birisinin tesbihini, tazimini, şükrünü dinlersen, bunların her birisine şahit olursan,
ve namazda ya Rabbi bunların her birisinin tesbihini ben sana armağan etmek için namaza geldim dersen, ettahiyyatünün sırrını anlatıyorum ha. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'ye Miraç'ta neyi hediye ediyor? Kainatın tesbihatını armağan ediyor. Bu manayı yakaladığın anda ne oluyor biliyor musun? O namaz senin hayatında yaşayamayacağın derinlikte, keyfiyette, sevaplıkta bir ibadet, bir ameliyat hükmüne geçiyor. Anladınız mı bu üç kelime nasıl çekirdeği oluyor? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Ondandır ki namazın harekat ve eskarında, zikirlerinde bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Evet, her tarafında bu üç şey bulunuyor. Subhanallah, Allahu Ekber, Elhamdülillah. Bakın namazınızı düşünün, her yerde söylüyoruz bunları. Anladın mı? Namazımızın manasıymış bu üç kelime. Buyurun. Hem ondandır ki namazdan sonra namazın manasını tekit ve takviye için şu kelimat mübareke 33 defa tekrar edilir. Neyden sonra da tekrar ediyormuşuz? Namazdan sonra. Siz namazın maddesinde hata yaptığınızda onu nasıl tamamlıyorsunuz? Seyir secdesiyle. Peki namazın manasında hata yaptığımızda onu nasıl tamamlayacağız? Bu tesbihatla, namazın tesbihatıyla. Üstad Hazretleri diyor ki namazdan sonra ettiğin tesbihat tarikat-ı Muhammediye diyor. Allah Allah. Ne demek biliyor musunuz? Bütün tarikatların üzerinde bir zikir bu diyor. Ama biz namazda şöyle yaparsak. Süp 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 el 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 al al al. Ya böyle çektiğinde ne kadar abes ve ne kadar ayıp olduğunun farkında mısın? Allah duyuyor senin ne dediğini ya. Senin dediğini başkaları duymazdan evvel Allah duyuyor ya. Allah'ın huzurunda süp 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 el 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 al al al. Yani ne yaptığımız ne dediğimiz belli değil. Niye? İçim bomboş kalmış iç. Okuyamamışız manaları. Allah'ı bir türlü hakkıyla bilememişiz. Yine aynı yere çıkıyor kapı. Ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Seni biz hakkıyla bilemiyoruz. Ey bilinmesi gereken, ey maruf. Bilemiyoruz. Allah'ı bilemeyince namazımız da affedersiniz. Böyle bir tavuğun yem yiyişi gibi eğil kalk, eğil kalk oluyor. Manadan uzak. Ortada bir ceset. Bakalım hangileri yüzümüze çarpılacak. Gerçekten korkuyor insan. Çok sıkıntılı bir mesele. Çok buyurun. Namazın manası şu mücmel hülasalarla tekit edilir. Bak şimdi. Cuma namazlarında çok duyduğumuz bir ayet var. Tenha anil fahşa. Ne diyor yani? Namaz seni kötülüklerden korur diyor. Şimdi adam rekatında hata etmiyor. İftitah tekbirinde hatası yok. Zikrinde hata yok. Ama kötülüklerden korumuyor. Hata nerede? Bak çok güzel. Yani adamın namazın maddesinde bir problemi yok. Ama Allah onu kötülüklerden korumuyor. O namazı o adamı kötülüklerden korumuyor. Adam nerede hata yapıyor da namaz kötülüklerden korumuyor? Çünkü ayet korur diyor. Namazın manası boş adamda. Yani bir ortada ceset var ama ruhunu içine giydirememiş, giydirememiş. Risale-i Nur'dan ufak bir yer okuyacağım. Şu kelimelerin bir tanesinin ne demek olduğunu bir insan bu kadar iyi anlatamaz ve anlayamaz. Lütfen beni can kulağıyla dinler misiniz? Bak, çok önemli bir mesele. Bir zaman kalbime geldi diyor Üstad Hazretleri. Niçin Muhyiddin Arabi gibi harika zatlar sahabelere yetişemiyorlar? Şimdi İbn-i Arabi olsun, Abdülkadir Geylani Hazretleri olsun, İmam Rabbani Hazretleri olsun, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri olsun. Allah Allah. Nasıl zatlar? Harika zatlar ya. Harika yani. Üstad Hazretleri diyor ki yahu bu kadar harika. Asrı nurlandırmış bu insanları ya. Her biri kutbu azam hükmünde değil mi? Asrın mücedditleri. Ya nasıl oluyor da bu insanlar bir sahabeye yetişemiyor? Nasıl soru? Efsane soru değil mi? Bak. Grubun hiçbirisine yetişemiyor. Birine de mi yetişemiyor? Yahu birine bile yetişemiyor. Hiçbiri yetişemiyor. Ya. Hepimizi toplasanız yetişemiyoruz. Nedendir diye merak etmiş Üstad Hazretleri. Sonra namaz içinde Sübhane Rabbiyel Ala derken şu kelimenin manası inkişaf etti. Kime inkişaf ediyor? Üstad Hazretlerine bakın. Manası manası. Ruhunda iliklerine kadar hissediyor. Tam manasıyla değil fakat bir parça hakikati göründü. Tamını da değil ha. Üstad Hazretleri ne kadarını duymuş? Bir parçasını. Kalben dedim. Keşke bir tek namaza bu kelime gibi muvaffak olsaydım. Bir sene ibadetten daha iyiydi. Namazdan sonra anladım ki o hatıra ve o hal sahabelerin ibadetteki derecelerine yetişilmediğine bir irşattır. Neden? Çünkü sahabe efendilerimizin namazının tamamı o hal üstüne. 11 yıl Allah Resulü o manayı nasıl ördüyse Üstad Hazretleri'nin hayatı boyunca ufacık bir şekilde yakaladım ve bir sene ibadetten iyiydi dediği o manayı sahabe efendilerimiz her namazında bir tamamıya duyuyor. Ve diyor ki şimdi anladım ki o zatlara neden yetişilmedi. Allah Allah.
Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayakları işeyene kadar namaz kılıyor. Ayakları işeyene kadar. Bir gün Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah neden diyor. Neden? Neden bu kadar namaz kılıyorsun diyor. Niye öyle diyor biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz aleyhisselamın kendisini affettirmeye ihtiyacı var mı? Yok. İsmet sıfatı var onda. Hata kusuru yok. Peki Efendimiz aleyhisselamın cennete girme derdi var mı? O da yok. Haşa. Peki Allah Resulü aleyhisselamın cehennemden kurtulma derdi var mı? Haşa o da yok. Ne diyor biliyor musunuz? Efela ekûne abden şekûra. Ya Ayşe ben şükreden bir kul olmayayım mı? Namazın derin manasını anlayanların hallerine bakın. Ya Rab hiç değilse bir vakit namazımız da bizi bu hale tattır. Bir vakit. Hiç değilse bir kez böyle ruhumuz bu manayı, bu lezzeti ucundan da olsa duysun. Hiç değilse bir kez. O gün diyeceğiz ki ömrümdeki bütün ibadetlerden daha hayırlıydı o namaz diyeceğiz ya. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Ders namazı değiştirdi mi zihinlerinizde? Değiştirdi değil mi? Çok farklı bir şeymiş değil mi? Yani bizim namazı güzel yapmamız için, bu namazın içerisindeki manalar fıtri haller olduğu için, o fıtri halin de içeriden gelmesi gerektiği için bizim içeriği doldurmamız, yani imanı, ihlası, samimiyeti doldurmamız gerekli. Bir insan namazın nasıl güzel olur sorusunu sorarsa nedir? O insan içini, yani tesbihini, tazimini ve şükrünü derin bir manayla ne kadar doldurur, ne kadar depolarsa o sebeplerden sonra ortaya da muazzam bir namaz çıkacaktır. Çok derin bir ders ya. Çok derin bir ders. Nasıl ders ama ya? Çok şuurumu açtı, çok. Ya dedim Mehmet neler eksik, nelerde duruyoruz. Şimdi namazın şekli önemsiz mi? Haşa önemli. Şimdi siz bir kek yaptığınızda kalıp önemli mi? Önemli. O kalıp olmazsa ne olur? Kek taşar ve kabarmaz, şişmez değil mi? Yani o lezzetini veremez. İşte namazın maddesi o kekin kalıbı gibi. Ama kekin şekil almasından sonra bir de tadı var, lezzeti var. O ne? O da tesbih, tazim, şükür işte. Anladınız mı? Allah Allah. Birisi namazın maddesi, birisi namazın manası. Yani ikisi birbirinden ayırt edilemez. Ama ikisinin önem derecesini anlamamız lazım. Madde, mana için vardır. Kekin kalıbı, içindeki kekin lezzetini alalım diye var. Öyle değil mi? Allah Allah. Rahatsızsan yatarak kılabilirsin. İmayla kılabilirsin. Yani sadece rükû, secde ibaret olmuyor. Evet ama kılamazsın yok. Evet. Evet. Değil mi? Ya aklın çıkacak ya canın çıkacak. Şu İnkılap Paşa meselesi nasıl? Acayip meseleymiş değil mi? Allah Allah. Beyler şiddetle söylemek istiyorum. 40 yıllık evliya gibi davranmayalım olur mu? Yani bak bu dersleri öğreniyoruz. İlk kez duyuyoruz. Gece çalışın, gündüz çalışın. Şöyle bir not defterine karala karala yapın. Bir yazmak, on okumak gibi akılda kalır. Şimdi Allah bizi dergahında madem böyle görmek istiyor. Biz şu dersleri aldıktan sonra böyle ama zaten medrese burada, anlatan burada, video orada. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Video izlemeden ölebilirsin. Yapma yani. Senin Allah oradaki mücadeleni istiyor yani. Talebini görmek istiyor. Yoksa Allah Azze ve Celle seni unutmayan bir kul olarak da yaratabilirdi. Ama insan nisyana mahkum. Niye? Mücadeleni görmek istiyor. Gece yani iyi madem ilk kez duydun bu dersi. Gece şöyle iki not al. Gündüz sabah namazına uyandığında bir daha hatırla ki namazın biraz derinleşsin. Eve gittiğinde, yola gittiğinde ses kaydı yap kendine dersten bazı notları. Yok mu telefonumuzda ya vallahi. Ya çok hayret ettiğim bir mesele daha vardı yani. Eskiden mücadele edenler daha iyi bilir. Yoklukta çalışıyor insanlar. Merhum Cemil Meriç'in gözü okumaktan kör olmuş ya. Bir mum ışığını alıyor, şuraya kitabı koyuyor. Gözü kör olmuş. Bir zat düşünün ya. Gözü kör olmuş. Niye? Çünkü aradığı bilgiyi bulmak için çok fazla kitabı taharri etmesi gerekiyor. Bak şimdi olay böyle de değil. Telefonlarımız var, bilgisayarımız var. Kaç tane var? Çok var ya. Bilgisayarımız, tabletimiz, saatimiz, her şeyimiz var ya. Oraya notunu al, oraya ses kaydı yap. Diğerleri teferruat. Bırak dünya işleri yansın içinde. Ama bak şu manaları tertipleyebileceğimiz, tekrar edebileceğimiz, hatta bize tekrar anlatabilecek çok fazla Allah Azze ve Celle argüman yaratmış. Bak Firavun'un sarayında yok bunlar ya. Bu uçaklar, bu teknoloji Firavun'un sarayında yok. Bize verilmiş. Telefonumuza var ya. Ses kaydı var, not defteri var. Benim telefonumdaki not defteri bilgisayarımdakiyle eşdeğer yani. Eşgüdümlü gidiyor, eş zamanlı gidiyor. Ya bunlar muazzam şeyler değil mi? Saatimde Risale'den notlar var yani. Muazzam şeyler değil mi? Bak unutuyorum insanım yani. Açıyorum buradan bir tane daha okuyorum. Açıyorum bir tane daha okuyorum yani. Ama bizim bunları böyle kullanmamız gerekmiyor mu? Bunların şükrü böyle olmayacak mı? Buradaki şükrü anlamayan, namazdaki şükrü nasıl anlayacak yani? Nasıl anlayacak? Zahirde zahmet gözükenin altında da ne var? Rahat vardır. Üstad Hazretleri öyle diyor. Rahat da zahmet,
Zahmette rahat var. At ses kaydını yani. Hep sohbeti dinleme yani. Oradan 5 tane not al. 5 dakika alsın sana. 3 dakika alsın, 2 dakika alsın. O kadar önemli olsun ki. Şu 3 kelimeyi kafana kazı ya. Tesbih, tazim, şükür. Bak çok tekrar ettim. Unutuluyor çünkü kelime. Çıkar çıkmaz ses kaydı al. 5 tane not al ya. Bütün ceplerine koy. Ya nedir? Dünyanın sonu mu? Çok basit şeyler konuşuyoruz ha. Duş almaktan basit, ayakkabı bağlamaktan basit. Telefonu satın almaktan bile basit. Hepsini yapıyoruz ama. Ama şu basitlerde neden boğuluyoruz biz? Bizim bunları yapmamız lazım yani. Şükrün karşılığı bunlar değil mi? Arabada boş vakit geçirme ya. Geçirme bak, o sana pişmanlık olarak dönecek. Geçirme. Yolda mı yürüyorsun? Tamam, ne güzel ya, aç notlarını oku. Aç orada da notlarını oku. Özellikle Risale'den okuduğumuz manaları pekiştirip çekirdek hükmünde almamız çok önemli. Çok önemli yani. Çok sayfa da okuyacağız. Ama onun içerisindeki manaları, kimisini kelime kelime, kimisini paragraf paragraf, kimi manalar da böyle kıyafet gibi, cümlesini kelimesini hatırlamazsın ama mana sende oturur. Tahakkuk eder yani, gerçekleşir sende. Konu sadece anlatılan değil. Bu anlatılan bir pay. Bu anlatılanı anladıktan sonra Risale-i Nur'dan okursan 1000 tane oradan anlayacaksın. 1000 tanesi. Yani o kelimelerin içerisinde, cümlelerin içerisinde bizim anlatmadığımız nice manalar var. Emin ol bak. Öyle olmuyor mu? Okuma kampına gidiyoruz. Kaç kez bitirdiğimiz külliyat. Ne oluyor? Allah Allah, şuradaki manaya bak diyorsun. Ya ne oldu da şaşırdın? Demek bir şeyler inkişaf etti de Allah orada o manayı açtı sana. Bak lütfen sistematik çalışın. Anladın mı? Kelimeleri oturtun. Yani ezberin de eğitimde bir yeri var mıdır? Vardır. Şu sistemleri ezberleme, kalıpları, bazı kelimeleri ezberleme. Ondan sonra da üzerine tefekkür inşa edilir. Ama bir ağacın kökü toprakta olmazsa meyvesini de havadan yedirmez sana. Kökü toprakta olması demek buradaki cümlelere, kelimelere basacak demek. Hangi mana türeteceksek buradaki kalıplardan türeteceğiz. Daha sonra tefekkür ede ede muazzam meyveler çıkacak ortaya. Bu nokta çok eksik yapılıyor. Lütfen yapmayın. Bundan önemli bir işimiz yok. Yarın bir gün Allah bir imtihan gönderir hediye diye ruhumuzu öyle bir karıştırır ki içeride dayanabilecek manevi kuvvetimiz olmaz. Bak üstada boşuna demiyorlar. Karkış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Niye böyle oluyor? Çünkü bu sac ayakları o kadar yere basmış ki Üstad Hazretleri'nde. Yukarıda hangi fırtına gelse gelirse gelsin titretmiyor, titretmiyor. Binayı titretmiyor. Altyapı sağlam olunca içeride üstteki çatıyı da uçuramıyor. Allah razı olsun. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.